Herkese merhabalar arkadaşlar. Dik üçgen konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybından başlayalım. Evet arkadaşlar ödevlerimiz kısmında bakın sıfırdan dokuza ve Dinamo Soru Bankası yok. Ne var arkadaşım? Yazılı notları var. Neden? Çünkü Mayıs ayı programımıza bakarsak bayram tatilini artık geride bıraktık. Derslere odaklanma vakti. Bugün sizlerle dik üçgen yapacağız ve yavaş yavaş yazılılara yaklaştık arkadaşlar. Ve yazılılarda da en güçlü destekçiniz Tonguç Akademi yine sizlere süper bir yazılı kamp hazırladı arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Kesinlikle yazılıya girmeden önce izleyin derim. Ve ödevimiz neden yazılı notları? Çünkü yazılı notları diye çok güzel bir kitapçığımız var arkadaşlar. 9. sınıf 2. dönem yazılı notları. İsminden de anlayacağınız gibi bütün dersler var arkadaşlar. Ama ben size ödevimi matematikten söyleyeyim. Yüzde %124 arasında bakın arkadaşlar matematik 100'den başlıyor. 124'e kadar bakın geometri bütün şekiller, bütün özellikler var. Ve aynı zamanda da örnekler de var. Yazılda çıkabilecek soru tarzları da var. Bütün hepsi gördüğünüz gibi renkli ve akılda kalıcı bir şekilde elinizde bir kitap çıktı. Ve buradan da bütün üçgenlerin sonuna kadar daha doğrusu matematiğin son kısmına kadar yazılda çıkabilecek. Her yer elimizde. Peki sadece matematik mi var? Diğer dersler de var. Bakın mesela coğrafya geldi. Gördüğünüz gibi harita kısa kısa notlar var diyeyim ve diğer dersleri anlatmayayım. Ve boyutu o kadar ekonomik o kadar düzgün ki arkadaşlar mesela gece yatmadan önce uyumadan önce açıp okumalık veya hatta otobüste hemen iki dakika bir köşede tekrar etmelik ya da kantinde toz sırası beklerken bile üç dakikada hemen orada görsel olarak güzel rengarenk şekillerde akılda kalıcı bir şekilde tutman için hazırlanmış dedik. Ödevimizde söylemiş olduk arkadaşlar. 100'den 124'e kadar matematik yazılım notları yazılıya yavaş yavaş hazırlanma vakti. Artık dersimize başlayalım. Arkadaşlar bugünkü dersimiz dik üçgenler ve acayip önemli. Neden önemli? Çünkü ÖSYM sektirmeden her sene üst üste dik üçgenler soruyor arkadaşım. Özellikle burada e, 5-12-13'ler, 3-4-5'ler, 8-15-17'ler. Arkadaşım bunlar acayip ÖSYM'nin takıldığı bilmen gereken üçgenler. Oralara geleceğiz ama ilk önce dik üçgen ne demek ona bir bakalım. Zaten 8. sınıftan biliyorsun ama olsun. Biz yine de anlatalım. Bir açısı 90 derece olan... Dik üçgen, üçgende dik üçgen denir. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenarı hipotenüs. Bu arada dik üçgen şöyle kutu içinde bir noktayla gösterilir. Ve bu 90 derecenin karşısında da hipotenüs. Uzun ismi hipotenüs. Biz buna kısaca hipo diyoruz arkadaşlar. Ve komşusundaki kenarları da 90'ın bir sağ bir sol kenarı var. Komşuları var. Bunları da biz dik kenarlar adı veriyoruz arkadaşım. Neymiş? 90'ın karşısı hipo, diğerleri de dik kenarlarmış. İşte dik üçgenlerde muazzam bilmen gereken bir teorem var. O teoremde Pisagor teoremi arkadaşım. Pisagor teoremi bize ne söyler? Der ki bir ABC üçgenin varsa A'nın karşısında A kenarı, C'nin karşısında C, B'nin karşısında B kenarı varsa bu üçgende arkadaşım bir dik üçgende yani bu üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Ne diyorsun yani? Dikin karşısı A kare, diğer kenarların dik kenarların kareleri toplama eşit. Yani a kare eşittir b kare artı c kare dedik ve bu kısmı da anlatmış olduk. Pisagor acayip önemli. Çünkü dik üçgen ÖSYM'nin olmazsa olmazı, geometrinin olmazsa olmazı bu bilgiyi çok fazla kullanacağız. Ama merak etme bütün çakallıkları da sana bu videoda anlatacağım. Hemen model soruya geçelim. Yandaki şekilde diklikleri söylemiş. 4 birim demiş. 2 kök 5 demiş. 3 kök 5 demiş. X nedir diye soruyor bana. O zaman hemen söyleyelim. Bakın şuradan bir çizgi çekersem. Burası A olacağını düşünsem. Desem ki A'nın karesi eşittir. X kare artı 16 desem. Pardon 4'ün karesi desem. 16 ama ben bir daha yazayım. Geldim buraya. A'nın karesi eşittir. Ne desem bu seferde? 2 kök 5'in karesi artı 3 kök 5'in karesi desem. Bakın bu da kare bu da kare. O zaman bu iki vatandaş birbirine eşit. O zaman bunları toparlayıp yazalım. X'in karesi artı 16 eşittir. Bakın 2 kök 5'in karesi sakın köklerle ilgili sıkıntı yaşamayın. Bu 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi kök 5 kök 5. Kare demek ikisini çarpım demek 5. 4 kere 5 20 oldu. Artı aynısının tıpkısının benzeri. 3'ün karesi 9. Kök 5 kere kök 5 yani kök 5'in karesi 5. 9 kere 5 de 45 oldu. Şimdi dikkat arkadaşım. 16 ile 20 götürdü birbirini. Ne kaldı? 4 kaldı bu tarafta. Yani 16'yı karşıya atmış gibi düşünebilirsin. O zaman 4 ile 45 toplarsan x'in karesi 49 oldu mu sana o zaman her iki tarafı köke aldığında x eşittir 7. Aynen Johnny Vaynen. İşte bu kadar. Dik üçgenle ilgili model sorumu, basit sorumu yapmış oldum ve geçtim. Gördüğün gibi arkadaşım diklikler varsa hemen burada bir hayali hipotenüs yapıyorsun. Zaten bu ikisinin kareleri toplamı, bu ikisinin kareleri toplamına eşittir. Neden? Çünkü hayali hipotenüse eşitlerdir dediğim. İşte bak ÖSYM tarzı yeni nesil bir soru arkadaşım. Şekil 1'de kenar uzunlukları AB 10 cm. Bakın şekil 1'de AB 10 santimetre eyvallah. AC 12 santimetre çok güzel. BC'nin de tamamı 8'miş. Olan ABC üçgeni biçimindeki kağıt B noktasından AH boyunca katlanıyor ve dik bir şekilde B üstüne geliyor arkadaşım uzatmayalım. Şimdi bakın kağıt katlandıktan sonra B üstü ile C arasında da X derse bu X'in ne olduğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşım ilk önce bilmen gereken katlama sorularında şu... Bakın bir şeyi siz katladığınızda hala aynı doğru üzerindeyse burada bunu dik burada bunu 90 derece bir türlü konuşamadım. Burada bunu 90 derece dik vermesine gerek yoktu. Neden yoktu? Çünkü sen zaten katlamayı yaptığında hala aynı doğru üzerindeysen, hala aynı kenar üzerine katlanıyorsan zaten burada sen dik katlanmışındır. Zaten dik katlarsan aynı kenar üzerinde olsun. Bakın tersten söyledim cümleyi katladığında aynı kenar üzerindeysen diksindir. Ya da dik katlarsan aynı kenar üzerinde ne olacaksın arkadaşım? Olmuş olacaksın. Çok dikkat şimdi arkadaşım. O zaman katlama işleminde biz her zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen biz geriye üçgenimizi açacağız. Ve katlama işgenin işlemini biz ne yapacağız? Bir önceki üçgenin üzerinden yapacağız. Yaptığımda şunu görüyorum ki bakın burası ne olmuş oldu arkadaşım? B üssü olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar adam buraya x demişti. Buranın tamamı da 8'di. Ben de diyorum ki bakın 8'den x'i çıkartacağım. 8-x burası katlanmada oldukları için birbirlerine eşit olacaklar. 8-x 2'ye hoş bölünmüyor. Bakın 8-x bölü 2 yaparsam hoş değil. Ama ben burada adam bana x'i soruyordu ya. Ben 2x nedir diye sorsam ve x'in yerine 2x yazsam daha güzel olmaz mı? Neden? Çünkü 8 eksi 2 x'i 2'ye bölersen 4 eksi x yapar da o yüzden. Bakın 8'i 2'ye böldüm. 4 2x 2 x'i 2'ye böldüm. x olmuş oldu. O zaman arkadaşım şuradaki parçalarımın her birine ne diyorum ben? 4 eksi x diyorum. Buraya ne diyorum? 4 eksi x diyorum. Peki hocam neden böyle bir şey yaptın? Çünkü arkadaşım çok dikkatli izle şimdi. Bakın biraz önceki 3 biraz önceki sorumuz kolaydı ama bu da aslında çok zor değil. Neden? Çünkü bakın burada bir dik üçgen var. Burasını bilmiyorum A diyorum. Burada bir dik üçgen var. Burasını bilmiyorum yine A dedim. Ve gördüğün gibi ortak A'lar elime geldi. O zaman denklemlerimi yazayım. Bakın şurada A'nın karesi artı 4 eksi X'in karesi eşittir. Şurada görüyorum ki onun karesi. Bakın burayı yazdım. Diğerini de farklı bir renkle şununla yazayım. Burada ne var arkadaşım? A'nın karesi artı 4 eksi x'e 2 x e 2x eklersem 4 artı x eder. 4 artı x'in karesi eşittir. Ne vardır? 12'nin karesi vardır. Hemen bunları işlemleri toparlayalım. A kareyi yazdım. Bir tane kare açılımı var. Birincinin karesi 16. Birinci ile ikincinin çarpımın 2 iki katı. Eksi 4 x 2 ile çarparsan eksi 8 x. Artı x kare geldi mi? Karşı tarafta da 100 vardır. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi arkadaşım unutma. Bak aynısını burada da yapacağım. A kare artı ne var? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arası artı olduğu için artı. İkincinin karesi eşittir 144 yaptım. Şimdi çok dikkat arkadaşım. Şimdi çok dikkat. Bakın bu adam daha büyük olduğu için bu adamı alayım hemen. Daha doğrusu bu adam burada kalsın. Bu adamı alayım burayı. Bakın a kare artı 16 eksi 8x artı x kare eşittir 100 dedim. Taraf tarafa çıkarttığım anda şöyle bir şey görmüş olacağım. O da a kareler birbirini götürdü. x kareler birbirini götürdü. 16'lar birbirini götürdü. Eksi eksiden dolayı artı oldu. Gördüğün gibi burası 16x oldu. 144'ten de 100'ü çıkarttığında 144'te 100 götürdü. O da 44 oldu. O zaman arkadaşım bana ne sormuştun sen? 2x'in ne olduğunu sormuştun. Her tarafı 8'e bölersem bakın bölü 8 ...bölü 8 yaptığım anda ne olmuş olacak? 2x eşittir. 8 ile bunlar 44, 4, 44 ile 4 ile... ...8 ile 4 ile sadeleşirse ...11 bölü 2 olmuş olacak. Ve zaten bana da... ...adam 2x'i sormuş diye ben zaten tanımlamıştım. O zaman sorumu da... ...çok güzel bir şekilde bitirelim. İşte yeni nesil, işte ÖSYM tarzı bir soru arkadaşım. Sakın kaçırma bu soruyu da... ...dedim ve geçtim. Geldim işte o sevdiğimiz şeyi Sevdiğimiz şeyin arkadaşım. Kenarları... Tam sayı olan özellik üçgenler. Artık Pisagor yapma devri kapandı. Ne zaman? Bu sayıları gördüğünde kesinlikle A kare B kare C kare yapmıyorsun. Neden? Bakın 3K'nın karesi 9K kare. 4K'nın karesi 16K kare. Toplarsan 25K kare. O da 5K'nın karesi eder. Gördüğün gibi o zaman 3, 4, 5 üçgeninde. 5, 12, 13 üçgeninde. Veyahut da 8, 15, 17 üçgeninde bunları gördüğün anda ne yapıyorsun? Artık Pisagor yapmıyorsun. Direkt ne diyorsun arkadaşım? 3'ü 4'ü görürsen hemen 5 yazıyorsun. Yalnız dikkat. Bazı arkadaşlar her yolda gördüğü beyaz sakallı dedesi zannediyor. Yanlış. Bakın 3'ü 5'i gördüğün anda "Hocam burası 4'tür" diyemezsin. En büyük kenar kimin karşısında olacak? 90 derecenin karşısında olacak. Ve arkadaşım bakın, "Hocam burada 6 8 10 üçgeni neden yok?" diye sorabilirler. 6 8 10 üçgeni neden yok biliyor musunuz? Çünkü 6 8 13 üçgeni özel bir üçgen değildir. O 3 4 5'in 2 katıdır arkadaşım. O yüzden 6 8 10'u da buraya yazdık. 3 katı 9 12 15 üçgenini bilmelisin. 4 katı 12 16 20 üçgenini bilmelisin. Son olarak 5 katı o da 15 20 25 üçgenini bilmelisin. Çünkü sınavlarda sorarlar. Ve özel üçgenlerimizden bir diğeri 5 12 13 Yine 90 derece kimin üstünde arkadaşım? 13'ün. Bir de bunun iki katına bakalım. 10, 24, 26 ve de bunları da bilsen iyi olur dedik. Fazla uzatmayalım. Geldim buraya. 8, 15, 17'yi yazdım. Yine 90 derecenin karşısında sormazlar belki ama ben yine de yazayım. 16, 30, 34 üçgeni de yine aklımızda olsun arkadaşım. Geldim son üçgenime. 7, 24, 25 üçgeni de yine bilinmesi gereken bir üçgen 90 derecenin karşısı 25 olacak. Belki iki katını sorarlar 14, 48 ve de 50 üçgende aklımda olsun dedim. Sakın sakın bunları kaçırma arkadaşım. Özellikle 3, 4, 5'in türevlerini çok iyi bil. Bu üçgenleri de yine bilmiş ol. İşte sana örnek, işte sana soru. Bakın antrenman ne var burada? 6 var, 10 var. Hemen geri geliyorum bakıyorum. Bakın 6, 8, 10'du. 90'ı karşı 10 olacaktı. O zaman buraya ne dedim? 8 dedim. Bak devam ediyorum. Ne vardı? 8, 17 vardı. 8, 15, 17'lerdi. O zaman burası zart diye 15 oldu. Bak 15, 20. Hemen sadeleştirmeyi yap. 15, 20, 25 üçgeni aklına gelmediyse. Normalde sen buraya zart diye 25 yazman lazım ama aklına gelmedi. Sadeleştirme de yapabilirsin. Hemen 5'e sadeleştirdim. 3, 5'e sadeleştirdim. 4. Ha burası 5 olmalıydı. Ama 5'te sadeleştirince 5 olmalıydı. O zaman 5 kere 5 diyebilirsin dedim ve bunu da bu şekilde söylemiş olduk. İşte arkadaşım, sana bahsettiğim şey bu. Artık Pisagor yapmıyorsun. Neden? 6 8 10, 8 15 17, 15 20 25'i gördüğün anda artık Pisagor yapmıyorsun dedim ve geçtim. Geldim bir başka soruma. ABC ikizkenar üçgeninde AB AC'yi eşitmiş şu iki kenar birbirine eşitmiş. Ve de arkadaşım BD 20, DC 4'müş. Burası da kök 89. Ne kazma bir sayı ya. Neyse biz işimize bakalım. A, kaç olacak diyor. Arkadaşım çok dikkatli dinle şimdi. Bakın dik üçgende bilmem gereken mükemmel muazzam ve her zaman aklında olması gereken de neydi? Gördün ikizi indir Hemen indirdin diki. Ne yapacaksın arkadaşım? Burada ne vardı? Yaki vardı. Yaki. Yaki ne diyordu bize? yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Pardon. Aynı zamanda açı ortaydır. Ve aynı zamanda kenar ortaydır. Ve bunların hepsi de gördüğün gibi ikiz kenarın özelliğidir diyordu Yaki. O zaman arkadaşım gördüm ikizi indirdim dikizi. Bak indi dikiz. Peki inerse ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu. E, 20 burada var. E, 4 de burada var. 24. Böldüm 2'ye. 12'ye 12. Tamam. Süper. E Burası ne arkadaşım? 8. Bak burası 8. Hemen yazalım. Şuraya da haş diyelim. O zaman yazalım mı? Haşın karesi artı 8'in karesi eşittir kök 89'un karesi o zaman burada haşın karesi artı 64 eşittir 89 attım karşıya. Haş kare eşittir 25'ten dolayı haş eşittir 5'miş. Hocam hani özellere geçmiştik? Hani pisagor yapmayacaktık? Arkadaşım her zaman yapmayacaksın. Bak şimdi yaptık ama bak haşa ne dedim ben? 5 dedim. 5 dedim. E 12 burası. O zaman 5 12 13'ten de gördüğün gibi ABde de ne bulmuş oldum? 13 santimetre bulmuş oldum arkadaşım ve bu güzel soruyu da geride bırakmış oldum. İşte ÖSYM'nin sorduğu soru bu arkadaşlar. Hocam bu ne ya? Bize böyle kek, kek sorular yaptın ama ÖSYM döşemiş demeyin sakın. Çünkü arkadaşım döşediği bir şey yok. Bak sadece bir salata. Laf salatası. Sadece bir salata. Bakıyorsun, şekil burada. Yapacağın şey şuradaki üçgen. Bitti. Bak, İnan bana ÖSYM sana böyle uzatacak, böyle soracak ama şekilde anlatacak ve şekilde de gördüğün gibi üçgene, her şey üçgene gidecek arkadaşım. Ve üçgeni iyi bildiğin anda da olayı patlatacaksın. Şimdi çok dikkatli dinliyorsun burayı. Bakalım ne var burada. Bir duvara yerden yükseklikleri aynı olacak şekilde 10 cm arayla 1 2 3 4 5 gördüğün gibi 5 tane çivi çakılmış. Kemal uzun kenarları 20 cm olan, uzun kenarlarının 3 noktalarını bile uç noktalarını birleştiren birer asma ipine sahip dikdörtgen biçimdeki özdeş iki resmi bu çivilere şekildeki gibi asıyor. Bak, inanır mısın burada hiçbir şey yok. Bakın şurada hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum. Burada hiçbir şey yok arkadaşım. Burada hiçbir şey yok. Adam sadece şekli anlattı. Bak devam ediyor. Bu durumda Kemal resimlerin yerden yüksekliklerini 50 ve 58 olarak ölçüyor. Arkadaşım burada da bir şey anlatmadın. Burada da bana bir şey katmadın. Tamamen şekil üzerinden devam ediyorum. Resimlerden birinin asma ipinin uzunluğu kaçtır? Arkadaşım bize sorduğu şey ipin uzunluğu. Bir kere bak bir kere bak bir kere bak. Şimdi sen şunu biliyor musun? Burası 58 mi? Şurası kısa kenar mı? Pardon şöyle yapalım. Bakın burası 58 58'di. Burası kısa kenar A'ydı. Devam ediyorum. Burası 50 idi. Burası da kısa kenar A'ydı. Bak şimdi. 50 58 artı A. E nerede bu 8 fazlalık? O zaman arkadaşım bak şimdi ben buraya bir H dersem o zaman bu yüksekliğim ne oldu? 58 A artı H oldu. E, bu tarafın yüksekliği de 58A artı haş olması lazım değil mi? E, 50 burada, A burada. Demek ki şu yüksekliğim benim neymiş? Haş artı 8'miş. Bakın 58A artı haş olmuş oldu. O zaman arkadaşım bir haş burada varsa... Bir haş da burada mı var? E, arkadaşım burada bir 10 varsa... Çünkü iki tane... E, neydi bunların adı? Neydi bunun adı ya? Ha çivi. İki tane çivinin arası 10'sa... Burası da 10 mu? 10. O zaman arkadaşım h artı 10, h artı 10 ne olmuş oldu? 2h artı 20 olmuş oldu. Bakın 2h artı 20 oldu. Peki benim çubuğumun uzunluğu, daha doğrusu askımın uzunluğu 2h bu arada bu askı. Askımın uzunluğu 2h artı 20 ise arkadaşım. O zaman burada tekten astığım buraya ne düşer? H artı 10 buraya da H artı 10 düşer. O zaman arkadaşım çok dikkatli bakarsan burada bir üçgen var. Bu üçgende yukarıdan aşağı indirdiğim şu yüksekliğim h 8 mi? Peki yandaki uzunluğum h 10 mu? Aşağısı da 20 olduğuna göre bu ikiz kenar olduğuna göre o zaman buralarda 10'a 10 mu? Bak şimdi arkadaşım o zaman ne oldu? H'ın H haş artı 8'in karesi artı 10'un karesi eşittir. H artı 10'un karesi oldu. Hemen hızlıca alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı 10'un karesi. Buraya geldim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi yaptım. H kareler birbirini götürdü. Gördüğün gibi 16H 20H. Bu tarafta 4H kaldı. Burada bir 100 vardı. Burada da bir 100 vardı. Karşı tarafta da 64 vardı. O zaman haş eşittir kaç çıktı? 16 çıkmış oldu. İşte bu kadar. Buraya bakarsan bu arada. Bakın burası 24 burası da 26. Yani 5, 12, 13. ÖSYM yine bize özel bir üçgen sordu. 5, 12, 13 olduğunu sormuş oldu. Peki askının uzunluğu nedir diyordu bana. Resimler asma ipin uzunluğu ne diyordu? 2 haş artı 27 bir askı ipi. O zaman askı ipimle ne olacaktı? Askıyı da hemen hızlıca söyleyelim. 16 kere 2, 32. 50 ile, topla, 20 ile topladım. 52 olmuş oldu. Çok güzel bir ÖSYM sorusu ama inanın burası boş. Sadece şurada ikiz kenar dik üçgen ve ikizkenar üçgen ve dik üçgeni kullandırıyor. İşte ÖSYM'nin yaptığı sadece bu. İkiz kenar üçgen ve dik özel üçgen. Başka da çok bir şey yapmıyor. İnanın korkulacak hiçbir şey yok. Geçtim tarz bir soru ya. Bakın bu soruyu normalde eklemezdim ama 9. sınıftan Tonguç Akademi yok kolaymış. Yok bilmem bir şey. Tonguç Akademi sana her şeyi öğretecek arkadaşım. Merak etme. Tarz soru neydi biliyorsun? Bu da zikzak kuralı. Bunu kural olarak söylemedim. Neden? Çünkü şöyle bir olay var bakın. Burada bir 90, burada bir 90 varsa sen hemen burada sana bu uçların uzunluğunu uzaklığını sorarlar genelde ve yapacağın şey şudur genelde. Hemen buradan aşağıya paralel indiriyorsun. Buraya paralel indirdiğin için şuradaki sayın neyse buraya geçiyor. Buradaki zaten buraya oluyor. Zaten şu uzunluğu da vermiş oluyorlar ve burada da genellikle özel üçgen çıkar arkadaşım. Ben buna zikzak kuralı diyorum arkadaşım. Zikzak. Burayı da söyleyelim. Buraya ben zikzak kuralı diyorum ve zikzak kuralını dedikten sonra da ve burada gördüğün tık 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 bu bir zikzak diyorum ben buna ve buradan da kesinlikle bir dik üçgen çıkıyor ve bu iki ucun noktanın bu iki üç arasındaki uzaklığı da bulmuş oluyorsun. Şimdi peki tarz soruda ne diyor bana? Diyor ki bir 90 var bir 90 var ve de bura 5'miş bura 2'ymiş. Bana da diyor ki burada bir P noktası var. Bakın BC'nin üzerinde bir P noktası var. Bilmiyorum neresi olduğunu ama bana söylediği şey AP ve PD'nin bakın AP ve PD'nin ne olduğunu, ne kadar olduğunu, en küçük kaç olması gerektiğini soruyor. İşte burada en küçüğü bunu bulurken de bizim yapacağımız şey hemen bunun aynısının simetrini alıyorsun. Yani şuraya 2 santimetre diyorsun ve buraya D üstü diyorsun. Ve burada da arkadaşım A vardı ya işte yine zikzak kuralı karşıma çıktı. Bu iki nokta arasındaki en kısa mesafe birbirlerine doğrusal olarak geldikleridir. İşte ben burada tık tık yapacağımı ben de diyorum ki işte benim en kısa mesafem arkadaşım. Şurasıdır. Hemen şuradan güzel bir kalem alayım. Heh. İşte benim en kısa mesafem hop, burasıdır arkadaşım. Peki nereden bildik bunu? İşte buradaki P noktası neresi hocam? İşte burasıymış. Diyor ya bilmiyorum. BC üzerinde bir yer diyor. Ben de burayı söylemiş oldum. O zaman arkadaşım yapacağın şeyi bir daha söylüyorum. Hemen bunun uzantısına şuna paralel bir şey çekiyorsun. Çektiğin anda burası 2 ise burası 2. Gördüğün gibi e burası 24'tü. E burası 24 o zaman. En kısa mesafem buydu. O zaman burayı da söylemiş oldum. Bakın arkadaşım ne demiştim ben size. Burada genellikle özel üçgen verirler. 7, 24 ve en küçük olanı da neymiş arkadaşım? 7, 24, 25'ten dolayı 25 santimetredir dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. Zikzak kuralı bu. Bunun özel halleri de bu. Yansımayı sorarlar sana. Nasıl en kısa gider derler. Hemen simetri alıyorsun. Ona göre yapıyorsun. Aklında olsun. Geçtim. Açılarına göre özel üçgenlere bakalım hemen. Açılarına göre özel üçgenlerimizde neler arkadaşım? 45-45. Bakın burada da yapman gereken bir A var. Bir A varsa zaten ikiz kenar üçgende nedir? A kök 2'dir. Bak A, A, A kök 2. Nerede? 45-45'te. Unutma. 90-30-60 üçgeninde ya da 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı her zaman kök 3 katı 90'ın karşısı da arkadaşım 2A'dır. İşte bu kadar. Bilmen gereken şey 30'un karşısına A dediğin anda 90'ın karşısı 2 katı olacak ve de burası da A kök 3 olacak 60'ın karşısı. A A A kök 2 A A 3 2 A'yı unutma sakın. 15 75 diye bir özel üçgen tanımlarlarsa burada sana sorduğu genelde %90 itibariyle haşa bu tabanım da dört açtır diyebilirim. Burada dik üçgenle alakalı değil. Sadece 15-75 dik üçgeniyle alakalı. O yüzden kenarlarla değil de yükseklikle tabanla alakalı arkadaşım. Aklında olsun. Bakın dik üçgenle yine alakalı değil ama aklında kalsın. Burası da A'ya A ise burası A köküç olmuş oluyor. Sebebi ne? Sebebi şundan bir tane ters yönde yapıştırırsam buraya bu şekil ortaya çıkar. O yüzden de burası A, A ise burası A köküç olacak dedim ve olayı bitirmiş olduğum. Lütfen bunları sakın kaçırma. Lütfen bunları ezberle. 3, 4, 5'i ezberle. 7, 8, 15, 17'yi ezberle. 7, 24, 25'i ezberle. Lütfen 5, 12, 13'ü ezberle. Bunları çok iyi bil. Ezberle derken soru çözeceğiz önce. Bak biraz önce yaptığımız gibi bak bu kağıdı yanına al. Yanına alıp çözebilirsin. Bakabilirsin arkadaşım. Oradan bak. Her türlü baka baka öğrendiğim sana ve bunu da söylemiş olayım. Peki arkadaşım bak ne demek istiyorum biliyor musun? Bu arada e, söylemek istediğim şey şu. Bakın burada yazılım notlarımızda da dik üçgenler var. Bakın dik üçgenlerin özel halleri burada da var. Sana yine burada da söylenmiş. Bakın 5, 12, 13'ler söylenmiş. Ve burada dik üçgenler, hipotenüsler, pisagorlar hepsi sana tek tek söylenmiş arkadaşım. Bu yazılım notlarında da yanına alıp... Hemen oradan da tık tık bakıp geçirebilirsin soru çözerken aklında kalır. 30-60-90-45 pardon 30-60-45 120-135-150 Bakın bunlar geniş bunlar dar açılar. İç açıları görünce üçgenin içinde ya da dışında dar görüyorsan içinde geniş görüyorsan dışında dik çizmelisin arkadaşım. Hemen sana söyleyeyim bakın ne yapacağını. Bakın 45'i gördüm ama 75'i bilmiyorum. 45-75 daha 120. he o zaman burası... 60 dereceymiş. Ve bunu gördüğümde ne dedim ben sana? Hemen dik üçgeni çizeceksin. E bunu biliyorsun, bunu biliyorsun. O zaman 75'i yardır gitsin. Bak 75'i yardırdım. Ne geldi buraya arkadaşım? Hop burası 45 oldu. Hop burası 30 oldu. O zaman arkadaşım bak 45 45. Ne demiştik? A A A kök 2 demiştik. O zaman burası da 6 6 6 kök 2'dir dedim. Kalemim kötü yazdı. Ben biraz düzelteyim. 6 6 6 kök 2 üçgeni oldu. Şimdi geldim şuradaki özel üçgeni arkadaşım. Uzatmayalım. Bakın burası kök olan bir şey. 30'un karşısı A ise burası 2A ve 60'ın karşısı A kök Bakın A kök 3 eşittir neymiş? 6'ymış. O zaman her iki tarafı kök 3'e bölersen ben burada kendimce özel bir yöntem kullanıyorum. 6'yı 3'e bölüyorum 2. Hemen burayı 2 kök 3 kök 3 diye yazıyorum. Çünkü neden? kök üçlerden biri gidecek ya. Bakın o yüzden de hızlıca şöyle yapıyorum. 6'yı kök üçe mi böleceğim? 6'yı 3'e bölüyorum. 2. Hemen 2 kök 3 diyorum. Bitti. O zaman ne diyorum arkadaşım? A eşittir 2 kök 3 dedim ve bitirdim. Yani bana da AB'yi soruyordu. A'yı bulduk. AB'yi soruyordu. AB'de 2 katı olduğu için 4 kök 3 demiş olacağım ve bitirmiş olacağım. Bakın bir daha söylüyorum. Hemen burada 60'ın karşısında kök 3 o kök 3 katı olduğu için 6'yı kök 3'e bölmek için ben hemen 3'e bölerim. 2 hemen yanına kök 3'ü yapıştırırım. Olayı bitiririm. Geldim bir başka soruma. Bu sorumda ne var arkadaşım? Burada da gördüğün gibi sana geniş açı yapmış. Geniş açı yaptıysa ne dedik? Dışarıdan bir tane 90 çekeceksin dedim. Hemen gördüğün gibi şuradan bir 90 çekmiş oldum. Peki hocam buradan değildi. Buradan çekebilir miydim? Bakın buradan da çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. 90'ın karşısı 7 ise 90'ın karşısı kök olmalı genelde. O yüzden de sen buradan çekme arkadaşım. Sen nereden çek 90'ı dışarıdan diğer kökili taraftan çekersen rahat edersin. Neden? Çünkü bakın burası 45 çıktı. Burası 45 çıktı. O zaman ne diyorum arkadaşım? Bura 45, bura 45 ise hemen dediğim şey şu. 90'ın karşısı 5 kök ise 45'lerin karşısı 5 5'tir. Şimdi çok dikkat. Burası 5. Burası 5 artı 7 12. 5 12'den dolayı o zaman dik üçgende gördüğün gibi burada bir lacivert dik üçgen var. 5 12 13'ten dolayı da AC ne olmuş olacak? 13 birim olmuş olacak arkadaşım. Geldik kurala. Bu kuralı normalde kitaplar veya da YouTube kanalları söylemez ama ben söylerim. Neden? Bu çok önemli. Benim öğrencilerde ve soru çözerken gördüğüm çok kullanılan bir yöntem. Bazıları ya çok kullanılan derken özel yerlerde hemen tak diye bunu ortaya koyuyorlar. A, A, A kök 2 idi arkadaşım. A, 2 A. A kök 5 olacak arkadaşlar. A, 3 A da A kök 10 olmuş olacak. O zaman arkadaşım bakın a a a kök 2 a 2 a a kök 5 a 3 a a kök 10 olacak aklımda olsun bakın yine ezberlemen gereken ezberleme ama aklında kalsın neden çünkü adamlar kritik yerde bunu sorarlar sorgularlar mesela bak şimdi 6 8 13 genini sen çok iyi biliyorsun 6 8 13 üçgenini biliyorsun e burası buraya eşitse e buranın da onu olduğunu biliyorsun o zaman arkadaşım çok dikkat eder misin 6 var 8 var 10 var 6 var 18 var. Bakın şimdi 6 var 18 var. Ben buraya A dersem burası 3A değil mi? İşte bak Pisagor yapma. Hemen buranın A kök 10 olduğunu bil. Yani A C'nin 6 kök 10 olduğunu bil. Neden? Bak A 3A A kök 10. A 3A A kök 10. 6 18 6 kök 10 olduğunu Lütfen bil arkadaşım dedim ve geçmiş olduğum. Öklit'e geldiğim işte en sevdiğimiz kurallardan biri. Çok önemli bir kural. Öklit'i çok iyi bilmen lazım arkadaşım. Öklit'te ne var? Öklit'te şu var. Bakın 1.90 derece varsa. 1.90 derece varsa. Bu 90'dan 90 inerse. Yani 90 derecelik köşeden dik inerse. Yükseklik inerse. işte bu yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Bak birinci bilmen gereken yıldızlı özelliğim bu. Ama Öklit bu demek değil sadece. Öklit bir de aynı zamanda sağ taraftan başlarsan sağ kenarı şey sol kenarı bulmak istiyorsan sol kenar sol parça çarpı tamamı bakın sol kenarın karesi c kare eşittir sol parça çarpı tamamı. Geldim bu tarafa sağın karesi sağ parça çarpı tamamı k çarpı A olacaktır. Bakın bu 3 yıldızsa bu 2 yıldızdır arkadaşım. Bu da yabana atılmaz. Bunun da yıldızı var. O da nedir? Haftaya anl anlatacağız alanda ama alan ne demekti üçgende? Dik kenarların çarpımının yarısı ya da yükseklik çarpı tabanın yarısı. İşte bu alanda aynı üçgenin alanı oldukları için ben bu ikileri silersem BC eşittir. Haşa olmuş olacak dedim ve bunu da söylemiş oldum. O zaman yüksekliğin karesi parçaların çarpımı sağ ya da solun karesi sağ ya da sağ parça ya da sol parçanın tamamıyla çarpımı bir de arkadaşım alandan dolayı dik kenarlar yükseklik çarpı tabana eşit. Neden dolayı? Alandan dolayı unutma. Bu özellikle bir yıldızdır ama çok işe yarar haberin olsun. Geldik antrenmana. Bakın şimdi ben şuraya haş dersem o zaman ne olacak? Haşin karesi eşittir. Bir anda konuşamadım. 2 çarpı 8 olacak. Bakın h kare eşittir 16 olduğu için h ne çıkacak arkadaşım? 4 çıkacak. Bakın burayı 4 yazdım. Çünkü 90'dan 90 indi öklit. Parçaların çarpımı bunun karesiydi. Yapmış oldum. E burası ne arkadaşım? 4. O zaman yeni bir dik üçgen geldi karşıma. O dik üçgen de şu arkadaşım. Burası 90. Yukarıdan aşağı indim. Burası 8. Burası 2 artı x. Bakın burası 8. Burası 2 artı x. Yüksekliğim de yine 8. İşte bilenler hemen çözdü. Bilmeyenlerin gözü yaşlı arkadaşlar. Neden? 90'dan inen bir doğru parçası kendisi ve parçalar birbirini eşit olmak zorunda. Yani daha doğrusu anlatamadım. Muhteşem üçlüden bahsediyorum arkadaşım. Yukarıdan aşağı gelen bir doğru parçası kenarı ikiye bölüyorsa ya da parçalardan birine eşitse diğeri de bunları eşitti. Muhteşem üçlü demek istiyordu. O zaman bakın ne yapıyorsun? Zaten 8'in karesi 8 ile neyi çarparsan eşittir? Tabii ki de 8'e eşittir. O zaman 2 artı x eşittir 8 ise x eşittir nedir? 6'dır dedim ve olayı çözmüş oldum. Muhteşem üçlüyü de unutmayın aklınızda kalsın. Geldim güzel bir soruma. Ne diyor bana? X çarpı H çarpı Y. Of tamam süper buldum. Ne yapacağım? Bunları çarpacağım bunun karesi. E, bu parçanın karesi bununla bunun çarpımı. Bu parçanın karesi bununla bunun çarpımı. Dersen uzatırsın. Neden? Bak birinciyi yapalım. H'in karesi eşittir 3 kere 4. Her tarafı köke alırsan. Ne olur arkadaşım çok dikkat et. Burada H kalır. 3 dışarı çıkamaz. 4 dışarı 2 diye çıkar. Haşi sen 2 kök 3 diye bulursun. Bakın buradan kare mevzusunu yaparsan uzatırsın. Yapabilirsin. Evet bir sıkıntı yok. 3 kere 7 dersin. Hiçbir sorun yok. Ama gerek yok. Bakın haşi bulduk. Adam bize x ile y'nin çarpımını soruyor. x ile y'nin çarpımı. Öklid'in 3. kralı bize ne diyordu? Öklid'in 3. kralı zaten bize b ile c'nin çarpımını söylüyordu. Neydi arkadaşım o? Alandan dolayı x y dik kenarların çarpımı h çarpı tabandı. 7 idi. E ben bunu zaten 2 kök 3 olarak bulmadım mı? O zaman x çarpı y'yi de 14 kök 3 olarak buldum. Çünkü h dediğim şey 2 kök 3'tü. İşte adam bize neyi soruyormuş? x çarpı y çarpı h'ı soruyordu. x çarpı y'yi ben 14 kök 3. Ben h'ı da 2 kök 3 olarak buldum. O zaman ben buradan da 14 kere 2 28 çarpı kök 3 kök 3 3 olduğu için 8 kere 3 e, kere 20 60 8 kere 3 de 24 o zaman ne olmuş oldu 84 ya da 30 ile çarpsaydık 90 2 tane üçlük çıkartırsak 84 olarak bulmuş olduk süper bir soru Öklüt'ün ikinci kuralını egal ettik hemen 3'ten patlattık yapıştırdık geçtik işte yeni nesil soru bir ÖSYM sorusu diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bakalım şekilde bayrak direği rüzgar sebebiyle tak diye devrilmiş B noktasından kırılıyor. Ve direğin A noktası yandaki gibi dik üçgen şeklinde CDE beton buluyona şeklindeki CDE beton buluyona C noktasında çarparak duruyor. Bayrak nerede? bayrak hiçbir zaman düşmez diye hemen düşerken havada almışlar onu kenara koymuşlar. Bayrak hiçbir zaman yere düşmez arkadaşlar. Milliyetçi duygularımızı kabartmayalım. Devam edelim. Evet devam ettik. CE neymiş arkadaşım? 6. BD neymiş? 4 tane DE'miş. Yani şuraya X dersem o zaman burası neymiş? 4X'miş. O zaman burası da 4X demiş olduk. İşte bu kadar. E burası 6'ymış. Eyvallah. Bu arada ben bir şey fark ettim. Bakın burası nokta. Buraya da tek çizgi dersem nokta tek çizgi 90. Aa, nokta tek çizgi 90'sa o zaman arkadaşım hiç kasmadan ben o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın nokta ile 90'ın nokta ile çizginin toplamı 90'sa o zaman bu açım benim neymiş? 90 dereceymiş. 90'sa arkadaşım 90'dan 90 inerse biz buna öklük demiyor muyduk? Bayrak direğinin boyu nedir diyor. O zaman buraya da ben haş dersem Bakın 6'nın karesi eşittir. X çarpı tamamıydı. Evet. X çarpı tamamı 5X. Peki H'ın karesi neydi arkadaşım? H'ın karesi eşittir. 4X çarpı 5X miydi? Evet. Süper bir şekilde bunu da yaptım. Parça çarpı tamamıydı. O zaman bakarsak... Burada ben ne bulmuş oldum? 36 bölü 5. Bakın karşıdaki bölü 5'i attım. X kare oldu. Geldim buraya. H kare eşittir. Ne olmuş oldu? 20 x kare olmuş oldu. Bakın ben buradan da olayı çözmüş oldum. H kare eşittir. Ne olmuş oldu? 20 çarpı 36 bölü 5 olmuş oldu. 20 çarpı 36 bölü 5 olmuş oldu. 36 5'i çektim bölü 5. X kare hemen x kareyi burada yerine koydum. Bakın şunu da şu sadeleşirse ne olur? H kare eşittir 4 olur. 4 kere 36 144'tür. O zaman her tarafı köke alırsam 144'ün kökü çok kolay bir şeydir. O da nedir? 12'dir dedik ve bu olayı bitirmiş olduk. İşte bu kadar arkadaşım. Çok güzel bir soru. Bir dik üçgeni gizlemişler. İki öklit yaptırmışlar. Ama öklitin hangi kuralı? Öklidin ikinci kuralı dedik. Çok önemli bir kuraldı. Bunu da söylemiş olduk. İşte geldik dik üçgen ve trigonometri konusuydu aslında. Başlığımıza biz dik üçgen dedik ama trigonometri de bunun içindeydi. Ve kısa bir şekilde trigonometriyi de anlatıp artık dersimizi bitirme vakti arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle söyleyeyim Dik üçgenlerde trigonometrik oranlar ileride 11. sınıfta hatırlayıcı hatırlatacağız zaten. Ama şimdiden aklımıza kazırsak çok süper olur. Bakın bir üçgende 90 derece ve alfa diye bir açım varsa bu alfa'ya biz artık yeni bir tanımlama yapacağız. Sinüs alfa diye bir şey söyleyeceğiz. Bakın sinüs alfa dediğim şey artık hayatında ilk defa diyorsun. Ad, anlamı şu. Alfa'nın karşısı bölü hipotenüs demek. Bakın sinüs alfa demek alfa'nın karşısı bölü hipotenüs demek. Alfa'nın karşısı bölü hipotenüs demek. Yani karşı bölü hipotenüs demek. Bakın kosinüs de adı üzerinde kosinüs. Kosinüs Komşu bölü hipotenüs demek. Komşu. Kosunuz. Komşu. Bakın oradan çağrıştırabilir. Ben hala liseden beri aklımda tutuyorum bunu. Komşu. Peki hocam komşu dediğin A değil mi? Hayır bak. Dik kenarlara biz komşu diyoruz. Alfanın komşusu B'dir. Burası kim? Adı üzerinde. O oh, hipo. O oh, hipo arkadaşım. Unutma. Tanjant nedir peki? Tanjant tanımlaması da şudur. Karşı bölü komşudur. Ko tanjanta komşu bölü karşıdır. Bakın kosinüsle kotanjant bize komşuyla başladığını söylüyor. Unutmayalım ve bunları da fark ettiyseniz birbirlerinin tersi. Biri karşı bölü komşu, biri de komşu bölü karşı. Unutmayalım dedik ve bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşım trigonometrik oranlarda yani sinüsle kosinüsle tanjantta kotanjantta bilmen gereken, yapman gereken önemli şey sana trigonometrik oranlar için her zaman dik üçgen şart. Bakın geometrik şekiller kutuları üst üste verirler bilmem bir şey yaparlar. Ne yaparlarsa yapsınlar dik üçgen şart arkadaşım. O yüzden de ABC üçgeninde AB 17 ise burası da 17 ise DC 13 ise ve BD 3 ise gördüğün gibi burası ikiz kenarsa hemen ikiz kenarda ne vardı? Gördüğün ikizi indirdik ikizi vardı ve ikiz kenarda ne vardı arkadaşım? Yükseklik inerse yakiden dolayı yükseklik açı ortay kenar ortay oluyordu. 13 artı 3, 16, 2'ye böldüm. Şu vatandaş 8. Burası da 8 oldu. 8 ise 3'ü burada, 5'i burada oldu. Gördüğün gibi yine özel bir üçgen. 8, 15, 17'yi patlattım. O zaman yine çok güzel bir şey geldi karşıma. Bakın kotanjantı soruyor. Kotanjantı soruyorsa ben hemen yaparım. Kotanjant komşu bölü karşı. O zaman bunun 1 bölü 3 olduğunu buldum. Ama bakın benim size öğrettiğim özel bir üçgen vardı. A, 3A, A kök 3'tü. Şey A kök 3 diyorum. A kök 10'du. İşte 5, 15, 5 kök 10 diye bir üçgen karşına gelir. Bak şimdi arkadaşım. Neden bunu söyledim? Çünkü bakın bu üçgende adam sana kosinüs sorsaydı 5 bölü 5 kök 10 olacaktı. İşte o özel üçgenler nasıl, nerede, ne kadar işe yarıyor gördün mü? İşte bu çok önemli bir şey. Geçtim soruda sana trigonometrik oranlardan biri verilirse veyahut da biliniyorsa hemen dik üçgen çizeceksin. Dik üçgen çok mühim arkadaşım. Bak bir tane alfa açısı var. Bu açı neymiş? Kosinüsmüş. Bak kosinüsse hemen sen bir dik üçgen çiziyorsun. Hocam hangisi alfa? Ya fark etmez. Buraya alfa de. Ne olacakmış? Komşusu 5 hipotenüsü 13 olacakmış. Çünkü komşu bölü hipotenüs demekti bu. Komşu dediğimiz burası değil. Burası dik kenarlarda komşu diyorduk. Burası hipoydu. O zaman burada çok önemli kolay bir üçgen varmış. O da neymiş? 5 12 13'müş. 5 12 13 üçgeninde ne var arkadaşım o zaman? Ne diyorum? Buradan da sinüs sorduğu için karşı bölü hipotenüs olduğu için de ben de sinüs oranına yani trigonometrik oranımıza ne dedik? 12 bölü 13 demiş olduk. Ve soruyu da bitirmiş olduk. Karşı bölü komşu. Hipotenüs. Şey sinüs alfa. Karşı bölü hipotenüs. Bu nedir? Sinüs alfadır arkadaşım. Komşu bölü hipotenüs. Kosinüs. Komşu. İşte buraları kaçırmayacaksın dedim ve geçtim. Geldim müthiş bilgime. Bakın alfa artı beta 90 unutma. Sinüs alfa. Yani C bölü A. Kosinüs beta. C bölü A. Aa bak. Birbirlerini 90'a tamamlayan açılarda sinüs kosinüse eşittir. Aynı zamanda da tanjant kotanjanta eşittir. Birbirlerini 90'a tamamlıyorlarsa bunlar birbirine eşit. Mesela bakın sinüs 16 kosinüs 74. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Bunlar birbirlerine eşitlerdir. İkisine de AA dedim. Bakın kosinüs 67 ya da kotanjant 67 de olabilir. Hiç sıkıntı yok. 67 23 daha 90. O zaman bu da B ise alttaki de bilir. Veyahut da kotanjant tanjant deseydi hiç fark etmezdi. Birbirlerini 90'a tamamlayanlar birbirlerinin aynısıdırlar dedik. Ve ikisine de BB değerini verdik. O zaman bizim cevabımız ne çıktı? A artı B bölü A artı B her şeyin kendisine bölümü birdir dedim ve olayı bitirdim. Geldim çok önemli bir mevzuya arkadaşım. Bunu da anlattıktan sonra artık sona gelmiş olduk ve de bitiriyoruz. Evet bugünkü dersimiz 45 dakika civarı sürmüş oldu. Neden? Çünkü gerçekten e, Pisagor, Öklit ve Trigonometri anlatıyoruz. Çok önemli bir mevzu. Biraz önce söylemiştik 45-45 üçgeni vardı. K, K, K kök 2 idi. Bize özel alfa demezse sin 45 derse hemen 45'in karşısı kök 2. Pardon özür dilerim. 45'in karşısı K. Hipotenüsün karşısı hipotenüs kök 2. K kök 2 olduğu için o zaman bunlar birbirini götürdü. 1 bölü kök 2 diyebilirsin. Ya da payda rasyonel olsun diye ben bunu kök 2 bölü 2 diye ezberlemiştim. E, 90'a tamamlıyorlar. O zaman bu da kök 2 bölü 2'dir. Kos 45, sin 45 birbirinin aynısı. Tan 45, kot, cot 45 de birbirinin aynısı. Karşı bölü komşu. E bunlar birbirine eşit zaten. O zaman bunlar da ayrı ayrı birdir. Bakın aklınızda kalsın. Sinüs, kosinüs 45'te ne olacak arkadaşım? Kök 2 bölü 2 olmuş olacak. Kök 2 bölü 2 olduğuna göre bunu da halletmiş oldum. Şimdi bakın 30-60-90 üçgeninde K, K kök 3, 2K mevzusunu söyledim. E sinüs 30, 90'a tamamlayan kos 60 nedir? Sinüs 30, karşı bölü hipotenüsten dolayı K bölü 2K'dan dolayı 1 bölü 2 olmuş oldu. Sinüs 60'a bakarsak da K kök 3 bölü K'dan dolayı, pardon K kök 3 bölü 2K'dan dolayı kök 3 bölü 2 oldu. O zaman sin 60 kos 30 birbirine eşitti. Buradan çağrışımı yapsın. Tanjant 30. Tanjant 30. 30'un karşısı k'ydı. Ee, komşusu k kök O zaman 1 bölü kök 3 ya da 1 bölü kök 3 ya da kök 3 bölü 3'ten dolayı aklımda kalsın. Devam ediyorum. Ve en sonunda arkadaşım da tanjant 60. 60'ın karşısı k kök 3. Komşusu k olduğu için o zaman k kök 3 k'ya bölersem de köküç kalmış olur. İşte bu çok önemli. Bu bilgileri ezberlemini bekler öğretmenler, öğretmen, öğretmenlerin sizden. O yüzden yazılıda bunları bildiğini gösteren belki bir soru sorarlar ki yazılı kampında matematik yazısında böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Geldik buraya. Birim çember ve trigonometrik oranlar. Şimdi birim çember çok önemli bir mevzu. Birim çember yarıçapı çapı bir olan bakın 1 1 1 1 1'in bir şarkı vardı ama onunla alakası yok. 1 1 1 1 1 gördüğün gibi yarıçapı 1 olan ve merkezi analitik düzlemde, koordinat düzleminde 0 0'da olan bir çember. Ve buradan alfa açılık 1 alfa açılık 1 doğru çizdiğimizde bu doğrunun çember üzerine gelen noktası XY var ya işte onlar bakın yarıçap 1'di bu arada. Burası Y'ydi. Burası da X'ti. İşte sinüs alfa dediğim şey karşı bölü hipotenüsten dolayı y olur. Yani buradaki y dediğim şey aslında bir bakıma sinüs alfadır. Ve de arkadaşım komşu bölü hipotenüsten dolayı x de ne olur arkadaşım? Kosinüs alfa olur. Demek ki çember üzerinde bir nokta verirse ben bu noktanın da sinüsle kosinüs yani kosinüs virgül sinüs olduğunu bilmiş olacağım. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşuydu. Y bölü x olacaktı. Kotanjant neydi? O da komşu bölü karşıydı. Bunu da yapmış olduk. Ve unutma arkadaşım. Bakın x'in üzerinde x x'ler dediğimiz şey kosinüslerdi. Bakın x'in üzerinde sinüs yoktur. O yüzden sinüs 0 0 derecede ben neyimdir? Sıfırımdır. Kosinüs 90 doksan, birbirinin 90 tamamlıyorlar. Diklikte de yataylık olmadığı için y'nin üzerinde yani sinüs ekseninde de kosinüs olmadığı için de o zaman burada da kosinüs 90'da da 0'dır. Tam tersinde de Kosinüs sıfırda birdir. Sinüs de 90'da birdir. Bunları unutma. Kosinüs 180'de bakın eksi birdir. Yatayda eksilere geçmiş oldum. Ama sinüsüm orada olmadığı için sıfırdır. Ne demiştik zaten? Çember üzerindeki x'ler kosinüstür. Y'ler de sinüslerdir demiştik. Bunları da söylemiş olduk. Ve de unutma arkadaşım. Dik üçgende Pisagor'da a kare b kare c kare yani x kare y kare x kare artı y kare birin karesi olduğu için unutma sin kare artı kos kare de birdir unutma. Yani burada sana bir nokta verirse o noktanın sinüsünün yani x'inin karesiyle y'nin karesinin toplamı birdir aklında kalsın. Ve son sorumu da bunun üzerine kurguladım. Hemen çözüp bitirelim. x virgül köküç bölü 2 noktası birim çember üzerinde olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı ne demek istiyor arkadaşım biliyor musun? Burada bir birim çember var diyor. Bu birim çemberde bu birim çemberde ne varmış? X'im buradan bir açı var. X'im X, X Y de kök 3 bölü 2. Senin bileceğin şey arkadaşım burada ya da başka bir yerde bir X'e kök 3 bölü 2 noktası varsa bu X'e kök 3 bölü 2 noktasında unutma arkadaşım sen burada bir Pisagor olduğunu bildiğin için X'in karesi artı kök 3 bölü 2'nin karesinin Eşittir 1'in karesi yani 1 olduğunu bileceksin. X'in karesi artı köküçün karesi 3. 2'nin karesi 4 olduğu için eşittir 1 diyeceksin. Attın karşıya. X kare eşittir 1 bölü 4 diyeceksin. O zaman ne diyorum arkadaşım? O zaman da şunu söylüyorum. Her iki tarafı köke alırsan mutlak değer X eşittir 1 bölü 2 oldu. O zaman X'im nedir? Ya 1 bölü 2'dir ya da X'im nedir? Eksi 1 bölü 2'dir dedim. O zaman x1 çarpı x2'de ne olmuş oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2'den dolayı cevabım da eksi 1 bölü 4 olmuş oldu. İşte bu kadar. Güzel bir soruydu. Bu soruyu da bitirmiş olduk. Yine tekrardan söylüyorum. Ödülü soruya geçmeden önce arkadaşım. Dinamo kitabımızdan da bu arada ödevimizi söyleyelim. Dinamo kitabından da vermemiş olmayalım arkadaşlar. Neden söylüyorum? Çünkü bakın burada Pisagor teoreminde. Lütfen bu soruları yapın. Yapamazsanız tat uygulaması var. Sayfa 230'dan başlıyor. Ben sana niye söylüyorum biliyor musun? Bak asıl dördüncü ünite yazılı çıkacak. Ve Tonguç Akademi'nin bu Dinamo kitabımızda da dördüncü kitabımızda da 286 ve 287'de yazılı simülasyonu var. Tam 12 soru ve bu 12 soru arkadaşım sana yazılıda sorulabilir haberin olsun. Çok orijinal tam bir çok orijinal derken klasik bir öğretmenin sınavda sorabileceği tarzda sorulardır arkadaşım. Hepsini aynı anda görmeni bekleyecektir öğretmenim. Mesela şu dördüncü soruyu ben mesela yazılı, yazılı videosunu eklememiştim ama mesela bu dördüncü soruyu bence bakmalısınız. Çünkü burada hem açı ortayı söylüyor hem de benzerlik yaptırıyor. Aklınızda olsun dedim. Dinamo'dan da bunu söyledik. Ve bir kere daha ikinci dönem yazılı notlarını lütfen edinin derim. Çünkü yine yanında 2 hafta boyunca taşıyabileceğin, yazılılarda sana fark attıracak, sana fark yaratacak bir olay var burada, fark kazandıracak bir olay var. Diğer arkadaşlarına göre mesela tarih notları okulda yürürken gece ya diyorum ya her yerde okuyup aklında kalabileceği şekilde bakın güzel bir karik karikatürize edilmiş ve devlet yönetimiyle ilgili bir şeyler var. Buna benzer şeyler matematikte gördüğün gibi full şekil ve akılda kalıcı şeyler dedim ve uzatmadan artık videomu bitiriyorum. İşte son sorumu da yaptım. Bütün Pisagor'un, Öklit'in ve Trigonometri'nin içinden geçtik ve karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki derslerde ve yazılı videolarında görüşürüz.